Herkese selam arkadaşlar. İndeks Akademi Stüdyolarında maliye video derslerini azimle, evet zorluklarla çekmeye devam ediyoruz. Siz de lütfen rica ediyoruz bizim bu emeğimizin karşılığını verin. Azimle, sebatla, sabırla maliye video derslerini izlemeye devam edin uzun soluklu bir süreç olacak. Bunu zaten daha önceden söylemiştik. Şimdi ikinci videomuzda yeni başlığımız ekonomik sistemler. Şimdi öncelikle ekonomik sistemler, ekonomik kararlar, ekonomik sistemler içerisinde alınır. Elbette ki ülkelerin siyasi yönetimleri buna etki eder. Zaten birinci bölümde ya da birinci videoda söylemiştik arkadaşlar. Siyasi yaklaşımda şunu ifade etmiştik. Demiştik ki o ülkedeki siyasi iklim, siyasi oluşum, siyasi anlayışlar doğal olarak Ekonomik sistemleri de etkiler. Fakat teorik bakımdan baktığımızda 3 tane günümüzde ekonomik sistem gelişmiş. Bunlardan bir tanesi piyasa sistemi, bir diğeri kumanda sistemi ki bunun en uç hali sosyalist sistemdir. Bir de arkadaşlar karma sistem var. O zaman temelde 3 tane ekonomik sistem var. Tabii ki bunlar dünyada denenmiş, uygulanmış ekonomik sistemler. Başarılı olabilmişler, başarısız olabilmişler. Bunları zaten uzun uzun şimdi konuşacağız. Mi? bu minvalde ilk ekonomik sistem serbest piyasa sistem. Şimdi serbest piyasa sisteminde hangi kaynağın hangi mal ve hizmete nasıl tahsis edileceğini, nihai üretimin nasıl dağıtılacağına bizzat faktör sahiplerinin yani piyasanın karar verdiği sistemdir. O zaman bakın adından da anlaşılacağı üzere burada karar verici kimdir? Piyasa. Tabii ki bu piyasada kimler var? faktör sahipleri birazdan konuşacağız. Şimdi faktör sahipleri dediğimiz günümüzde arkadaşlar girişimcilerdir. Yani üretim faktörlerinden biri olan sermayenin sahipleridir. Birazdan bunları detaylı konuşacağız. Şimdi serbest piyasa sistemi tür saf haliyle şu özellikleri bir arada taşıyan bir sistemdir. İlk özelliği bu sistemde özel mülkiyet esastır. Bakın özel mülkiyetten kastımız şudur sermayenin sahibi, sermayenin sahibi özel kişilerdir. Şimdi klasik anlamda üç temel üretim faktörü var. Emek, sermaye, doğal kaynaklar. Şimdi emeğin sahipliği olmaz. Mesela Index Akademi'de ben ders anlatan bir hocayım. Peki ben aynı zamanda Index Akademi'nin bir mülkiyeti miyim? Hayır. Sadece benim emeğim burada ne yapılıyor? Kiralanıyor. Peki bu stüdyoda yer alan kameralar, bu stüdyoda yer alan bu tahta, akıllı tahta, bilgisayarlar bunlar ise nedir arkadaşlar? Birer sermaye unsurudur. İşte Index Akademi bunların sahibidir. Anlatabildim mi? İşte o nedenle arkadaşlar piyasa sisteminde sermayenin sahibi özel kişi Böyle aklınızda bulundurun. Tamam. Doğal kaynakların da sahipliği olmaz. Onu zaten daha sonra konuşacağız. Bu sistemin o zaman bakın birinci özelliği nedir? Özel mülkiyet. Çekimi attım. İkinci özellik kar güdüsü. kar güdüsü. Yani burada sermaye sahibi mal veya hizmetleri hangi güdüyle üretir? Kar elde etme güdüsü. Tabii ki bunu iktisattan da hatırlarsınız. Nasıl kar? Maksimum kar. Peki bu karı nasıl sağlayacak? Minimum maliyet ile sağlayacak. Tamam Peki sevgili arkadaşlarım bakın burada karı maksimizeden temel mekanizmanın adı nedir? Fiyat mekanizması. Şimdi iktisattan hatırlarsınız. Mesela kar nasıl hesaplanır? Şöyle ben Türkçeleştireyim. Toplam hasıladan toplam maliyet düşülerek vurulur. Peki toplam hasılayı nasıl bulursun? Fiyatla miktarı çarparak. Ha o zaman bak burada karı en çoklaştıracak mekanizmanın adı nedir arkadaşlar? Fiyat mekanizmasıdır. O zaman serbest piyasa ekonomisinin bir diğer temel unsuru fiyat mekanizması. Şimdi bu piyasa modelinde bir diğer unsur serbest girişimcilik. Yani girişimciler girişimlerini özgür bir biçimde yerine getirirler. Yani girişim özgürlüğü var. Yani bu piyasalarda asla ne yoktur? Devlet müdahalesi yoktur. Devlet müdahalesi yok. Tamam? Pür saf haliyle böyle söylüyoruz. Tamam? Zaten arkadaşlar bakın biliyorsunuz serbest piyasa modeli ilk kez tam rekabet piyasa modeliyle gelişmiş. Bu modeli ortaya koyan kişi kim? Adam Smith. Peki Adam Smith devletin ekonomiye müdahalesinden yana mı, karşı mı? Adam Smith devletin ekonomiye müdahalesine kesinlikle karşıdır. O yüzden pür saf haliyle arkadaşlar serbest piyasa sisteminde serbest girişimcilik esastır. Bir diğer unsur serbest sözleşme. Yani ekonomik birimler kendi aralarında serbest bir biçimde sözleşme imzalayabilirler. Şimdi iktisadi idari bilimler fakültesi veya siyasal bilimler fakültesi mezunu bir e, kişiye ben ekonomik birimler dediğimde muhtemelen bana şu cevap verecektir. Hocam üretici bir ekonomik birimdir. Hocam tüketici bir ekonomik birimdir. Hocam girişimci bir ekonomik birimdir. Hocam iş gücü bir ekonomik birimdir. Ha o zaman bak bunlar kendi aralarında serbest bir biçimde sözleşme imzalayabilirler. Bakın hepiniz şu kelimeyi biliyorsunuzdur. Kapital. Kapital İngilizce capital oradan geliyor. Sermaye demektir kapitalist ise arkadaşlar bu sermayenin sahibidir. Günümüzde biz buna ne diyoruz? Girişimci diyoruz. Tamam? Çünkü kapitalist kelimesi biraz daha ya da kapitalizm kelimesi biraz daha kötü şeyler çağrıştırdığı için günümüzde bu kelimeyi değiştirmişiz. Ne demişiz? Girişimci demişiz. O zaman bu da bir ekonomik faktör, şey ekonomik e, unsurdur veya arkadaşlar ekonomik birimdir. İş gücü de öyle. O zaman serbest piyasa ekonomisinde örneğin fiyat üretici ve tüketici arasında anlaşılarak oluşturulur. Örneğin arkadaşlar ücret, iş gücüyle girişimci arasındaki anlaşmayla oluşturulur. Yani her bir ücretli yani çalışan yani iş gücü, iş yöneliğiyle oturur, serbest bir biçimde ücreti pazarlık eder, çalışma koşullarını serbest şekilde pazarlık eder. Asla sendika falan olmaz. Çünkü sendika ne demektir? İşçinin iradesini bir kuruma bırakması demektir. O yüzden arkadaşlar serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu dönemlerde sendikalaşma yasaktır mesela. Niye? Çünkü serbest sözleşmeye aykırıdır. Aynı zamanda bu sistem bireyci bir sistemdir. Yani bireysel karlar, bireysel faydalar bu sistemde esastır. Toplumsal faydalar falan esas değildir. Evet o zaman bu sistemin karakteristik özellikleridir arkadaşlar. Fakat pür saf haliyle piyasa sistemi başarılı olamamış. İşte biz buna literatürde ne diyoruz? Piyasa başarısızlığı diyoruz. Şimdi piyasa başarısızlığı deyince aklınıza kim gelecek? Ne o? Klasikler gelecek. Tamam Şimdi piyasa başarısızlığı kavramını kabul eden bir görüştür neoklasikler ve piyasa başarısızlığı dediğimiz zaman Piyasa sistemi pür saf halini işleyememiş. Özellikle de kaynakların tam ve etkin kullanımını sağlayamamış. Mesela bazı mallara aşırı kaynak tahsis edilmiş, bazı mallara gereğinden az kaynak tahsis edilmiş, bazı mallara ise hiç kaynak tahsisi yapılmamış. O zaman bu durum aşırı üretim, eksik üretim veya üretmeme sorunları doğurmuş. Bak bir daha söylüyorum. O zaman piyasa başarısızlığı dediğimiz zaman bazen eksik kaynak kullanımı, bazen aşırı kaynak kullanımı bazen ise kaynakların atıl kalması yani kaynak kullanılmaması nedeniyle bir ne ortaya çıkmış piyasa başarısızlığı ortaya çıkmış. Peki piyasa başarısızlıklarının temel olarak nedenleri neler? Statik piyasa başarısızlıkları var, dinamik piyasa başarısızlıkları var. Mesela tekelci oligopol oluşumlar Tekel dediğimiz monopol piyasalar yani tek satıcının olduğu piyasalar oluşmuş. Zaman zaman oligopol piyasalar oluşmuş yani az satıcının olduğu piyasalar oluşmuş. Yine aynı şekilde kamusal mallar piyasaca üretilmemiş. Bunları sonra konuşacağız. Dıssallıklar sorunu var. Aşırı ortak malların aşırı kullanımı yani e, serbest malların arkadaşlar veya ekonomik olmayan malların aşırı kullanımı sorunu. Doğal tekellerin varlığı, gelir adaletsizlikleri, asimetrik bilgi yani eksik bilginin oluşması, gelecek piyasaların bu nedenle oluşmaması, yarı kamusal malların eksik üretimi gibi sorunlar arkadaşlar özü itibariyle piyasaları başarısızlığa uğratan statik faktörlerdir. Bir de dinamik faktörler var. Bunlar ise büyüme hızı yetersizlikleri, konjonktürel dengesizlikler yani ekonomideki yaşanan istikrarsızlıklar, mali piyasaların yokluğu finansman sorunu, bir de makroekonomik başarısızlıklar. Bunlar da statik piyasa başarısızlıkları olarak karşımıza çıkan örnekler arkadaşlar. Tamam? Şimdi sevgili arkadaşlarım bakın. Birinci bölüm bakımından bu başlık çok önemli. Sonra ben ayrı bir başlık açacağım. Piyasa başarısızlıkları ve nedenleri diye. Ve orada uzun uzun size bunları anlatacağım. Yani şu başlıkların hepsini ne yapacağız? Detaylandıracağız arkadaşlar. Detaylı bir şekilde size anlatacağız. Ve kesin %100 sınavda bu başlıkta ne var? Soru var arkadaşlar. Yani 4 sorunun bir tanesi nereden gelecek? Piyasa başarısızlığı. Ama detaylarını sonra vereceğim. Tamam Şimdi o zaman bak pür saf haliyle piyasalar başarılı olamamış. Bu nedenle de arkadaşlar ikinci bir ekonomik sistem gelişmiş. Adı ne? Kumanda ekonomisi. Kumanda yani devlet müdahalesini öngören bir sistem olduğu için buna ne diyoruz? Totaliter ekonomi veya daha ileri düzeyde sosyalist sistem diyoruz. Şimdi bu sistemde şu cümlenin aynısını kuracağım. Hangi kaynağın hangi mal ve hizmete tahsis edileceğini, nihai üretimin nasıl dağıtılacağına bizzat devletin karar verdiği sistemdir. Bak dikkat edin. Serbest piyasa ekonomisinde piyasa faktör sahipleri bu kararı veriyor. Devlet müdahalesi yok kumanda, totaliter ya da sosyalist ekonomik sistemde ise bu kararların tamamını kim alıyor arkadaşlar? Devlet alıyor. Yani üretim faktörlerinin sahibi kim? Devlet. Şimdi o zaman burada bir kere kamu mülkiyet esastır. Birinci temel özelliği bu. Mesela Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Rusya'nın başını çektiği bir neydi? Birlikti. Öyle değil mi? Azerbaycan'da o birliğin içindeydi değil mi etrabe? Sen... Ha, Rusça okudu. Rusça da biliyorsun zaten. Evet, Değil mi? Eğitimi. Hah. Ha, eğitimi Rusça. Zaten Rus etkisi var hepsinde. O sosyalist dönemden kalma bir şey. Tamam. Peki sosyalist dönemde özel işletme diye bir şey var mı? Bilmiyorum sen yaşadın mı? Yani. Hatırlıyor musun yani o sosyalist dönemi? Ha, hatırlamıyorsun. Tamam. O zaman bak orada üretim faktörlerinin tamamı kime ait? Devlete ait. Yani tüm fabrikalar kimin? Devletin. Etrabenin fabrikası olamaz. Murat Güzelli'nin fabrikası olamaz. Bütün fabrikalar kimin? Devletin arkadaşlar. O zaman burada ne esas? Kamu mülkiyeti. Yani yani özellikle sermayenin sahibi kim? Devlet. İkinci özellik Kolektif, ortak fayda. Yani bireylerin tek tek faydalarından daha çok ne ön plandadır? Toplumun faydası yani ortak fayda ön plandadır. O yüzden kolektif ortak fayda esastır. Son olarak bir de bütün ekonomik faaliyetleri merkezi bir şekilde kim planlar? Devlet planlar. Anlatabildim mi arkadaşlar? O zaman bak burada merkezi planlama esas mıdır? Esastır. Evet. Şimdi bu iki sistem üzerinden Türkiye'yi bir analiz edelim. Birazcık burada detaylara girme gerekecek arkadaşlar. O yüzden onu şurada ayrıca size söyleyeceğim. Tamam? Şimdi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz 1923 tarihinde kuruldu, ilan edilmiş. 1923 ile 1930 arası dönem arkadaşlar Türkiye bakımından liberal dönemdir. Şimdi niye liberal dönem diyoruz? Cumhuriyetin ilanından 9 ay önce hatırladığım kadarıyla İzmir'de bir kongre toplanmış. İzmir İktisat Kongresi ve bu kongrede alınan temel bir karar var. O da şu. Yeni kurulacak cumhuriyetin ekonomik sisteminin liberal olacağı. Tamam? Tabii ki bu pratikte karşılık bulmamış. Bunları uzun uzun ben anlatmayayım. Bunlar zaten Türkiye ekonomisinin konusu. Benim esas anlatmam gereken bir yer var. Oraya gelmeye çalışıyorum. Tamam? 1930 1950 arası dönem devletçi dönem. Yani bir tür arkadaşlar bu dönemde devlet alı eliyle kalkınma, sanayileşme modeli benimsenmiş. Yine burası Türkiye ekonomisinin konusu. 1950 1960 arası dönem, liberal dönem, bir ara dönem öyle düşünün. Ve 1960'lı yılla 60'ta biliyorsunuz bir darbe yaşanmış. Tamam. Yani aslında arkadaşlar Türkiye 1923'ten 1960'a kadar ekonomik sisteminin ne olacağına kurumsal anlamda bir türlü karar verememiş. Yani günün koşullarına göre hareket etmiş. İşte 1960 1980 arası dönem. Türkiye'de arkadaşlar bir tür kumanda ekonomisinin yani yani e, müdahaleci bir devlet ekonomisinin öngörüldüğü bir dönemdir. Ve bu dönemde arkadaşlar ithalatı ikame politikası izlenmiş. İşte buna biz ne diyoruz? Eski kalkınmacı dönem diyoruz. Bu dönem eski kalkınmacı dönemdir. Niye böyle ifade ediyorum? Şundan dolayı böyle ifade ediyorum. Bakın burada devlet ithal edilecek bazı malların yerine bu malların ülke içinde üretimini teşvik etmiş. Yani bir tür yavru sanayileri bu dönemde ne yapmış? Korumuş. İşte buna ne diyoruz biz? Eski kalkınmacı dönem diyoruz. Tamam? Başarılı olmuş, olmamış bunların hepsi Türkiye ekonomisinde size anlatılacak. 1980 ve sonrası ise 80 ve sonrası Bizim bakımdan yeni kalkınmacı dönemdir. Türkiye ekonomisi dışa açılmıştır, tamam. Ve bu dönemde de temel iktisat politikamız şudur arkadaşlar, ee, ihracata dayalı, ihracata dayalı sanayileşme modeli. Şimdi bak iki dönem arasındaki fark şu. Bir kere 1980 sonrası yeni kalkınmacı dönem bir tür liberal dönemdir. Yani Türkiye ekonomisini nereye açmış? Dışarıya açmış. Ve demiş ki benim yurt dışında hangi sektörlerim rekabet gücüne sahipse ben onların ihracatını teşvik ederek, destekleyerek o sektörleri geliştireyim demiş. Şurada ise yavru sanayi yani bebek endüstrileri korumaya çalışmış. Tamam aradaki fark bu. Burada kumanda, burada liberal ekonomi. Bu bilgi aklımızda bulunsun arkadaşlar. Evet Peki acaba kumanda ekonomisi ya da sosyalist totaliter ekonomi tek başına başarılı olabilmiş mi? Pür saf haliyle arkadaşlar maalesef o sistemde başarılı olamamış. Aslında kumanda ekonomisi piyasa ekonomisinin yerine bir kamu ekonomisi yaratmaya çalışmış. Fakat arkadaşlar pür saf haliyle kamu ekonomisi de başarılı olamamış. Tabii ki kamu ekonomisini başarısızlığa uğratan temel unsurlar siyasidir. Bakın burada hepsini yazdım. Şimdi kamu ekonomisini başarısızlığa uğratan nedenler neler? Başta seçmen bilgisizliği. Seçmen bilgisizliği dediğim şu. Şimdi birinci videoda bir şey anlattım siyasi yaklaşımda. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanımız Etrabe Ekonomisinde enflasyon olmasına rağmen kamu harcamalarını artırıyordu. Vergilerini ne yapıyordu? Azaltıyordu. Bu seçmen Murat Güzelliğ'in çok hoşuna gidiyordu. Ve bu nedenle etrabe'ye oy veriyor muydu? Veriyordu arkadaşlar. Böylece etrabe genişletici maliye politikası uygulayarak yeniden iktidara geliyordu. Din. O anda bu Murat'ın çok hoşuna gidiyor. İşte seçmen olarak Murat bilgisiz. Neden? Çünkü işte o anda harcamaların azaltılıp pardon harcamaların artırılıp vergilerin azaltılmasının neden olacağı borçlanmanın sonuçlarını sonra görecek. Tamam? Çünkü sonuç itibariyle genişletici maliye politikasında bütçe açık verir. Bu açıklar borçla finanse edilir. Gelecek dönemde bu borç zaten vatandaşlara geri vergi olarak döner. Peki bunu biliyor mu birçok vatandaş yani seçmen bilmiyor. İşte buna biz ne diyoruz? Seçmen bilgisizliği diyoruz. Tamam. Aslında arkadaşlar burada bir türde ne var? Burada bir tür mali aldanma var. Boğazım gıcık yaptı, özür dilerim. Şimdi teşekkür ederim. Burada var. Şimdi bazı kavramları da bilmeniz lazım. Mali aldanma şudur: Seçim dönemlerinde seçmenlerin daha fazla kamu hizmeti talebinin ilave vergi doğuracağının farkına varmaması. Yani buna biz seçmen bilgisizliği de diyoruz. İşte bu seçmen bilgisizliğine yol açan neden ne? Mali aldanmadır. Yani seçim dönemlerinde bizler özellikle arkadaşlar taleplerde bulunuyoruz. Yani ilave kamu hizmeti talebinde bulunuyoruz. Bu ilave kamu hizmetlerinin ilave vergi doğuracağını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de arkadaşlar bir tür aldanma yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. İşte buna ne diyoruz? Mali aldanma diyoruz. Aklınızda olsun. Bir de mali yanılsama var. Onunla bunu karıştırmayın. Onu daha sonra anlatacağım size. Evet. Politik mi yokluk? Şimdi seçmen bilgisiz. Vaatler yoluyla ne yapıyor arkadaşlar? Daha fazla kamu hizmeti talep ediyor. Siyasetçi de onun bu talebini karşılıyor yani etrabe. Ben de ona oy veriyorum. Peki o zaman etrabe şunu tercih etmiş oluyor. Uzun vadede ülke ekonomisine katkı sağlayacak politikalar izlemek yerine kısa vadede kendine oy kazandıracak politikaları tercih ediyor. İşte buna ne diyoruz? Politik miyopluk diyoruz. Miyopluk nedir? Miyop nereyi göremez etrabe? uzağı göremez. Öyle değil mi? Yani gözünde miyopluk problemi olan birisi neyi göremez? Uzağı. O zaman bak politikacı olarak etrabe uzağı göremiyor. Burnunun ucunu görüyor. Yani sadece kendine oy kazandıracak politikaları tercih ediyor. Uzun vadeyi görememiş oluyor. Tamam. Bunun yanı sıra oy alışverişi. Şeffaflığın olmaması, kayırmacılık, savurganlık, partizanlık, çeşitli çevrelerin, biz onlara baskı grupları diyeceğiz, rant kollama çabası, bürokrasinin davranışları, kamu ekonomisini başarısızlığa uğratan temel faktörler. Arkadaşlar sınavda bunu şöyle sorabilir. Diyebilir ki aşağıdakilerden hangisi devletin yani kamu ekonomisinin başarısızlık nedenlerinden biri değildir. Buradan dört tane koyar getirir bir tane buradan koyar. O zaman bak bu piyasa başarısızlığı. Bunu şöyle ayırmanızı size tavsiye ediyorum. Piyasa başarısızlığı nedenleri daha çok ekonomik nedenler. Devlet başarısızlığı yani kamu ekonomisi başarısızlığı nedenleri daha çok siyasi nedenler arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi öneririm. Tamam o zaman bu ikisini özellikle yazdım ki birbirinden rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Ayıra bilesiniz arkadaşlar. Bu bilgi aklımızda bulunsun. Evet burayla ilgili başka da bir şey söylememize gerek yok. Şimdi pür saf haliyle piyasa ekonomisi başarılı olamamış. Kumanda totaliter sessiz, sosyalist ekonomi de başarılı olamamış. Her ikisinin de başarısızlık nedenlerini sıraladık ve söyledik. Şimdi bir diğer ekonomik sistem ise karm ekonomik sistem. Tabi bunu şöyle değerlendirmeyeceğiz. <laughs> sosyalist ekonomi ile piyasa ekonomisini bir araya getiremezsin. Tamam Karma ekonomik model dediğimiz aslında arkadaşlar piyasa ekonomisinin farklı bir şeklidir. Şöyle ki bu sistemde devlet piyasa işleyişini gerçekleştirebilmek adına müdahale eder. Yani piyasa ekonomisinin etkin bir biçimde işlemesini sağlayacak müdahalelerde bulunur. Örneğin haksız rekabet varsa bunu ortadan kaldırır. Örneğin tüketiciyi koruması gerekiyorsa tüketiciyi korur. Yine yasal mevzuat yoluyla arkadaşlar iş gücünün haklarını korur. Onun daha verimli kullanımını sağlar. O yüzden burada devlet piyasa işbirliğinden söz ediyoruz. Yani piyasa mekanizmasının temelleri korunarak gerektiği durum durumlarda devletler ne yapar arkadaşlar? Müdahale eder. Evet zaten şöyle olmuş 29 sonrası dönemde müdahaleci bir devlet anlayışı doğmuş. Devletler doğrudan ekonomiyi kontrol altında tutmaya çalışmışlar. Fakat 80'li yıllardan sonra yeniden arkadaşlar bir liberalleşme süreci başlamış. Bu da piyasada devlet bakımından bir boşluk doğurmuş. Ve devletler demişler ki ha ben bu rekabetçi piyasaları nasıl düzenlerim? Belli kurumlar kurayım. Türkiye'de bu kurumların adı düzenleyici, denetleyici kurumlardır. Tamam mı? Mesela 1980'e kadar piyasaları devlet nasıl kontrol etmiş? Regülasyonlar yoluyla. Yani ekonomiye dönük doğrudan düzenlemeler yapmış. Yeri gelmiş kitler oluşturmuş. Bu kitler yani kamu iktisadi teşebbüsleri yoluyla özel kesime rakip olmuş. Böylelikle hem ücretleri hem de fiyatları bu yolla kontrol altında tutmuş. Fakat 80 sonrası dönemde deregülasyon süreci başlamış. Yani regülasyonların kaldırılması süreci başlamış. Yeni bir liberalleşme dönemi başlamış ve piyasada bir boşluk oluşmuş. Devlet demiş ki madem ben piyasada aktif olarak rakip değilim, üretici değilim. O zaman gözetimci denetimci olayım demiş. Düzenleyici denetleyici kurumlar kurmuş. Tamam? Ve böylelikle düzenleyici denetleyici kurumlar rekabetçi piyasaların rekabetçi bir ortamda faaliyet sürdürmesini sağlar. Mesela Türkiye'de Rekabet Kurumu var. Eğer haksız rekabete yol açan çeşitli kurumlar, şirketler, firmalar varsa bunlara ne yapıyor? Çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Böylece rekabetçi bir piyasa ortamı ama yaratmaya çalışıyor. İşte karma ekonomik sistemlerde genellikle devletler arkadaşlar bu yönde müdahalelerde bulunurlar. Tamam? O zaman bu üç ekonomik sistemi herhalde genel itibariyle anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Burada bir şeyden daha söz edeceğiz. Şurada bir not var. Kitabımızda da var bu not. Timberg'in bir görüşü var. Piyasa ekonomisi ve devlet. Şimdi Timberg şunu söylüyor. Diyor ki günümüzde diyor ekonomik sistemi ne olursa olsun ülkelerin karşılaştıkları sorunlar birbirine benzerdir diyor. Dolayısıyla bu benzer sorunlar benzer çözümleri de beraberinde getirmiştir diyor. Bu durum farklı ekonomik sisteme sahip ülkeleri birbirine yaklaştırmıştır. Bu nedenle de nasıl bir ekonomik sistem doğmuştur? Karma ekonomik sistem. Yani karma ekonomik sistemler piyasa ekonomisine zıt sistemler değildir. Tamam. O yüzden diyor her ekonomide en azından savunma ve benzeri hizmetleri üreten bir kamu kesimi mevcuttur diyor. Bu durum o ekonominin esas yapısının kapitalist olma özelliğine aykırı değildir. Yani piyasa ekonomisi karma ekonomik sistemle çelişmez. Aksine birbirini tamamlayan bir sistemdir demiş oluyor arkadaşlar Timberg. Tamam o zaman bak ekonomik sistemleri genel itibariyle bu çerçevede aklımızda bulundurmamız gerekiyor arkadaşlar. O zaman üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.